değerli izleyicilerimiz, Türk dünyasının, Türk kültürünün ve medeniyetinin en önemli parçalarından birisi kuşkusuz Özbekistan Cumhuriyeti. Bugün stüdyomuzda Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Ulfat Kadirov'u ağırlıyoruz. Özbekistan'ı konuşacağız, dış politika önceliklerini ele alacağız ve elbette Ankara-Taşkent ilişkilerini sormak istiyoruz Sayın Büyükelçi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Kadirov, siz belki de Türkiye-Özbekistan ilişkilerini en iyi bilen diplomatlardan birisiniz. Çok uzun süredir Türkiye'de görev yaptığınızı biliyoruz. Öncelikle Özbekistan'dan başlayalım isterim. Bölge konjonktürünü değerlendirdiğiniz zaman, Orta Asya'yı, Avrasya coğrafyasını değerlendirdiğiniz zaman Özbekistan'ı bu haritada nereye konumlandırıyorsunuz efendim? Bu sorunuz için çok teşekkür söylemek, teşekkür sözlerini söylemek istiyorum. Gerçekten şu anda Özbekistan 24 yıl bağımsız yoldan ileri gidiyor. Biliyorsunuz Özbekistan Orta Asya'nın tam merkezinde yerleşken bir ülkedir. Nüfusu bugünkünde 31 milyondan fazladır. Bu anlamda ben düşünüyorum ki Özbekistan'ın rolü, Özbekistan'ın siyaseti bu bölge için önemlidir. Ve ben bunu söylemek istiyorum. Bu sene Mart ayında Özbekistan Cumhurbaşkanımızı seçti. İslam Karimov tekrar seçildi ve bu anlamda ben düşünüyorum ki Özbekistan bağımsız kardeş dostluk politikasını devam edecek. Özbekistan'da istege komşu ülkeler, dost ülkeler, kardeş ülkeleriyle birlikte bir ekonomik altyapısını yapmak zorundayız. Bu anlamda Özbekistan Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor ki Özbekistan'ın kapısı kardeş ülkeler için, dost ülkeler için her zaman açıktı. Özbekistan Cumhurbaşkanı her zaman davet ediyor ki büyük köşelerden Birleşmiş Memleketler'den olsun başka platformlardan her zaman söylüyor ki Özbekistan'da tek bir isteği var. Bugün Özbekistan bir demokrasi bir ülkesi olmak için çalışıyoruz bizler. Ve bu anlamda her bir ülkeyle bizler işbirliğini kurmak hazırız. Bu 24 yılın içinde Özbekistan bu anlamda, reformlar anlamında, demokrasi anlamında ben düşünüyorum ki yeterli derecede büyük büyük adımlar attıdır. Ben çünkü ne için bunu söylüyorum? Ben siz söylediniz, ben şu anda Türkiye'de 10 yıl çalışıyorum da ve Türkiye ne yaptı ve Özbekistan ne yaptı dengeli diyorum da. Bu anlamda yeterli, bunu da söylemek istiyorum. Türkiye yeterli derecede ileri gitti. Bugün günde Türkiye bir demokrasik topluluğunu kurdu ve bu anlamda Türkiye bizler için önemli bir örnek anlamında. Doğru. Çünkü gerçekten bizler her bir ülkeyle işbirliğini kurmak istiyoruz ve önceden ben söyledim Özbekistan'ın nüfusu 31 milyondur ve bu anlamda nüfus anlamında Özbekistan'da Orta Asya'da yeterli derecede rolü vardı. Sayın Büyükelçim, diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile kıyasladığımız zaman Özbekistan'ın bu genç dinamik nüfus yapısının aslında ülkeye önemli bir avantaj sağladığını da görüyoruz. Önemli bir iş gücü, öyle değil mi bu demografik üstünlük? Doğrudur, doğrudur. Bugün günde Özbekistan'da %65'i bu genç nüfusumuzdur. 18'den 35 yaşına kadardır. Bu anlamda Özbekistan'da içki politikasında bizler yeterli derecede gençlerimizde yeterli derecede önem veriyoruz. Evet. Bu anlamda ben ne için söyledim? Cumhurbaşkanımız seçildi. Cumhurbaşkanımız bu reformlar devam edecektir. Bizler için insan hakları önemli. Bizler için çocuk hakları önemli. Bizler için kadın hakları önemli. Bu anlamda son yılların içinde birkaç kanunlar kabul edildi. Şu anda biliyorsunuz Özbekistan her sene büyük büyük programlar, planlar kabul ediyor ve bizler bu planlarımızda kadınlarımıza, sevgili kadınlarımıza önem veriyoruz. Çünkü bu kadınlarımız, annelerimiz, eşlerimiz, avlaylarımız falan falan gibi şeyler. Bu bir, iki kadınlarımız demek ki bu gençlerimiz gelecek demek ki. Bu anlamda kadınlarımız için birkaç kolaylıklar yaratıyoruz. Bu devlet tarafından kolaylıklar yaratıyoruz ki kadınlar
ülkenin hayatında kendi daha fazla aktif kendi yerini bulsunlar. Hı hı. Biliyorsunuz bugünkü de parlamentosumuzda %30'u kadınlardır. 2090'lı yıllarda %5'iydidir. Bu biraz farklıdır. Bu bir. İki, genç kadınlarımıza önem veriyoruz ki sağlık anlamında. Biliyorsunuz bizlerde sağlık sektörü şu anda bedava bütün şeylerde ücretsiz faydalanabiliyorlar sağlık hizmetlerinden. Bu anlamda kadınlar için özel merkezler kuruldu. Poliklinikler oldu. Çocuklar için bahçeler devlet tarafından kuruldu. Genç aileler için kotejler, evler kuruldu. Hmm. Bu anlamda ben düşünüyorum ki devlet politikası yeterli derecede Uzbekistan halklar tarafına bir uygun şekilde kabul ediliyor ve başarılı uygunlaştırıyor. Sayın Büyükelçim, dış politika ile ilgili konuşurken önemli bir noktaya temas ettiniz. Özbekistan mevcut durumu bölgede istikrar ve güvenlik için bir ana direklerden bir tanesi olduğunu söylediniz. Özbekistan Devlet Başkanı Sayın İslam Kerimov'un bir açıklaması var. Der ki biz ülkemizde topraklarımızda herhangi bir askeri bloğa dahil olmayacağız. Ülkemizde askeri üsler oluşturmayacağız. Bizim temel güdümüz işbirliğidir. Yakındaki ve uzaktaki ülkelerden. Bunu biraz konuşalım mı? Bunun için ben bu konuşmamda bundan başladım ki Uzbekistan kardeşler için, dostlar için, komşu ülkeler için her zaman kapısı açıldır. Gerçekten güvenlik anlamında, güven anlamında bizler yeterli derecede dikkatli bakıyoruz. Biliyorsunuz 91. yılda bizler ilk bağımsız yolumuzda başladık da ve ben hatırlıyorum ki o zamanlarda ülkemize dışarıdan misyonerler falan kötü insanlar gele başladı. Hı hı. Bu anlamda bizler farkındayız. Çünkü Cumhurbaşkanımız söylüyor ki bizler Uzbek modelini kurmak istiyoruz. Uzbekistan bir demokrasi ülkesini kurmak istiyoruz. Eğer bizlerge kimse dışarıdan hiçbir tepki vermezse bizler hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayacağız. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor ki işbirliği, ekonomi işbirliği Uzbekistan her zaman hazır. Bu anlamda siz söylediğiniz bir askeri blokun içinde bizler gerçekten hiçbir zaman içine girmeyeceğiz, karışmayacağız ve Uzbekistan toprağında hiçbir yabancı üssüz olmazlar. Çünkü bağımsız ülke, bu bağımsız, gerçek bağımsız ülke olmamak için ben düşünüyorum ki Uzbekistan'da kendi güçleri yeterlidir. Doğru. Bunun için ihtiyacımız yabancı üssüleri için o kadar değildir. Doğrudur. Bu taraftan Afganistan vardır. O ne zaman barış olacak? Bugüne kadar savaş devam ediyordur. Tamam, sınırlarımızda dikkatli bakmak lazım. Çok para lazımdır. Bu anlamda da bizler de isteğimiz komşu ülkelerle birlikte işbirliğini yapmak istiyoruz. Efendim şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman güney sınırlarımızda çok ciddi bir sorunumuz var. DAEŞ terör örgütü hem Suriye'de hem Irak'ta son derece aktif. Aslında bu örgütün tehdidinin Orta Asya ülkelerine de yönelebileceği, Kafkasya ülkelerine de yönelebileceği şeklinde düşünceler de var. Özbekistan bununla ilgili bir önlem alıyor mu? Bunu da söylemek istiyorum. Bizler, ben niçin söyledim 91. yıldan misyonerler falan istemeyen ülkeler vardı. Uzbekistan, Orta Asya'nın bir karışık durumuna götürmek isteyenler vardı. Bunun için Cumhurbaşkanımız 92. yılda her zaman söylüyor ki terörün milleti yok. Terör bu anlamda bizler birlikte, beraberlikte teröre karşı işbirliğini yapmak zorundayız. Bugün mü, yarın mı? Bugün yapmazsak yarın zamanını kaçıracağız. Bunu ne şekilde söylemek istiyorum? Cumhurbaşkanımız da planları da terör ile savaş, terör de bitirmek bu planın önündedir. Bu devletin politikasıdır. Bu anlamda ben yeterli derecede Cumhurbaşkanıma teşekkür ederim ki her zaman bu soru
ha Uzbekistan'da iç politikasında da dış politikasında da var. Öncelikle. Tamam, ha, bu o yakın doğudaki örgütler falan gibi Uzbekistan Orta Asya'da tepkisi olabilirdir. Çünkü bizler de haberimiz var ki Orta Asya'dan çıkan teröristler bu tarafa geçiyorlar. Sonrası tamam yarın bu terör bitecek. Onlar ne yapacaklar? Geri ülkesine gidecekler mi? Avrupa bugün yaşıyor aynı sorunu. Avrupa'nı bugün bizler görüyoruz. Kimse düşünüyor mu yok mu? Bu savaştan zararını kimler görüyorlar? Onlar önceden düşündü mü bu şeylerdi ben bilmiyorum da. Ama bugünkü televizyonda görüntüler ben düşünüyorum ki yeterli derecede anlamlı cevabını verdilerdir. Sayın ve bu anlamda Uzbekistan her zaman komşu ülkeler, Avrupa ülkeleriyle de birlikte işbirliğini yapmak hazırız. Bunu dikkatli bakmak lazım ve Uzbekistan hiçbir zaman bu soruda kendi gün döneminden çıkarmazlar. Ve ben düşünüyorum ki Uzbekistan ve Türkiye arasında bu soruda da işbirliğini bizler yapabilirizler. Efendim Türkiye-Uzbekistan ilişkileri elbette üzerinde durmak istediğimiz konulardan bir tanesi. Siz Türkiye ve Uzbekistan arasındaki mevcut ilişkilerin aslında potansiyeli tam olarak gösterdiğini düşünüyor musunuz? Bu ilişkilerde büyük potansiyel var. Ben ne için söyledim? Önceden söyledim ki Türkiye bizler için bir kardeş örnek anlamında. Çünkü ne için söyledim? 2005 yılında burada çalışıyor. 10 yılın içinde Türkiye'nin potansiyeli o kadar büyüdü ki, Türkiye'nin ekonomisi o kadar büyüdü ki, Türk iş adamları o kadar tecrübeli oldu ki, yani ne söylesem olur ki, bu şeyler bizler için uygun şekilde kabul ediyoruz. Çünkü Uzbekistan bugün günde de Türk iş adamlarını bekliyor. Bizler biliyoruz ki Türk iş adamları her bir sektörde yeterli derecede tecrübeli bir insanlardır. Ayrıca tekstil sektöründe Allah'a şükür bugün günde Uzbekistan'da 500'den fazla Uzbek Türk şirketleri çalışıyor. Bu yılın içinde 6 Türk şirketleri Uzbekistan'da açıldı. Bunun için Uzbekistan'da Türk iş adamların Türkiye'yi yeterli derecede tanıyorlar, biliyorlar ve seviyorlar. Bizneste belki ufuk sıkıntılar olabilirdir ama önemli değildir. Genel anlamda işbirliği, genel anlamda düzgün, sağlam insanlar Türkiye'de çalışsın ve Uzbekistan'da çalışsın. Düzgün insanlar için kapımız her zaman açıktır. Efendim kurumsal ilişkiler aslında Türk devletlerinin birbirleri arasındaki ilişkilerinde önemli bir faktör. Evet biz çok birbirimize karşı muhabbet, derin sevgi besliyoruz ama bu ilişkileri kurumsal ilişkilere yansıtmakta biraz güçlük çekiyoruz. Türkiye ve Özbekistan'ın kurumları arasındaki ilişkilerin boyutu nedir? Bizler çünkü biz Uzbekistan'da ben önceden söyledim. Güzel, büyük reformlar yapılıyor. Siyaset olsun, ekonomi olsun. Bizler için, tek bunu da söyledim, Türkiye örnek. Bu senenin içinde Uzbekistan'dan birkaç hayat geldi. Tarım Bakanlığı'ndan. Tarım Bakanlığı bizler için önemlidir. En önemli sektör Tarım Bakanlığı. Allah'a şükür bizler Türkiye'de Türkiye Tarım Bakanlığı'ndan güzel bir konuşma yaptık. Düşünüyorum ki bu işlerimiz devam edecektir. Çünkü Türkiye'nin Tarım Bakanlığı yeterli derecede güçlü bir sektörüdür. Sebebi çünkü yeni teknolojiler kullanıyor, güzel uzmanlar var. Uzbekistan'da da ayrı şekilde. Ama ben düşünüyorum ki bu gibi diyalogda büyütmek lazım. Diyalogdan faydası olsa olur, zararı olmaz. Doğru. Gümrük Bakanlığı bu sene Uzbekistan'a gitti. Gümrük bakanlıklar arasında da işbirliğini bizler yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı arasından da inşallah bu sene bir anlaşma imzalanacaktır. Bu ben düşünüyorum ki yeterli derecede iyi bir göstergecidir. Ama belki yeterli mi yok mu buna sonrası göreceğiz. Ama hareket var.
diyalog var, işlerimiz devam ediyor. Bu önemlidir. Çok önemli. Efendim Astana'da geçtiğimiz günlerde önemli bir zirve gerçekleştirildi. Türk dili konuşan Devletler İşbirliği Konseyi. Bütün zirveye katılanların aklında şöyle bir dilek vardı. Gönlünde de böyle bir dilek vardı. Acaba Özbekistan'ı aramızda görebilecek miyiz? İnşallah. İnşallah çünkü bu bir ülkenin bir kurum içine girmek bu kendi çıkarlar, kendi istekleri. Uzbekistan bugün hazır mı yok mu? Ben düşünüyorum ki Uzbekistan yüreği açık. Bağrısı açıktır. Ama birkaç siyasi sorular olabilir ki bugün olmasa yarın olabilir. Yarın olmasa öbür gün olabilecektir. Bizler söylemiyoruz ki yok, bizler bu topluluğa hiçbir zaman katılmayacağız. Yok. Çünkü bu toplulukta kardeş ülkelerimiz var. Her bir ülkeyle bizlerde ilişkilerimiz var. O Azerbaycan olsun, Kırgızistan olsun, Türkiye olsun. Bizler düşünüyoruz ki önceden her bir ülkenin, iki ülkenin arasında önceden iki taraflama ilişkiler o kadar yüksek olsun ki sonrası bizler bu alanda içinde olacağız. Eğer bir şeyler olmasadır. Bu anlamda tekrar söylüyorum ki Uzbekistan iki taraflama anlamında her bir ülkeyle çalışıyor ve biliyorsunuz Ağustos ayında 28 Ağustos'ta Uzbekistan'da büyük bir sanatçılar festivali oldu. Evet. Şark taranaları. Ben çok sevindim ki Türkiye'den bir ekip grup katıldı. Ben düşünüyorum ki bu da bir göstergecidir. Tamam, bu bizler bu yerde olmasak ama bizler bu gibi şeylerde dostlarımız için, kardeşlerimiz için yapıyoruz. Sayın Büyükelçim, aslında kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız ama ticari bağlarla ve ekonomik bağlarla birbirimize bağlandığımız zaman ilişkilerimiz bir sonraki seviyeye geçebilecek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Net şekilde bunu kabul ediyorum. Çünkü kültürel ekonomik anlamında ilişkilerimiz büyüse ben düşünüyorum ki aramızda hiçbir şey kalmaz ki bu işlerimizde devam etmek lazım. Ben ne için söyledim ki iki ülke arasındaki ilişkiler önemli. İki ülkelerin arasındaki ilişkiler yeterli derece büyük yüksek bir seviyeye çıksa iki ülkenin arasında ben söylemiyorum Uzbekistan Türkiye olsun falan ben söylüyorum ki iki taraflama ilişkiler iki ülkenin arasında yeterli derecede güven olsa o zaman hiçbir soru kalmazdır. Allah'a şükür Uzbekistan ve Türkiye arasında bugünkü günde hiçbir problem yok. Tekrar söyleyeyim problem. Ben problem anlamında sorunlar yok. Ufuk siyah noktalar olabilirdir ama o genel politika için o kadar şey zararlı değildir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kadirov. Yayınımıza katıldığınız değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun efendim. Teşekkürler. Ben sizlere teşekkür söylemek sözlerini söylemek istiyorum. TRT Abbas kanalına çok çok teşekkür sözlerini söylemek istiyorum. Sağ olun efendim.